Ne yapıyorsun Eda? Viski yerlerine koyuyorum. İrfan görünce ah canım karıcım deyip boynuna mı atlayacak sanıyorsun? Hapisten çıkar çıkmaz oğluna koşmuş. Benim oğlum değil dememiş. Oğluna sarılmasa da olur. Egemen'le düğünlere gittiniz. Adam eve girdi çıktı. İrfan öğrenince nasıl açıklayacaksın? Ne istiyorsun abla? Öleyim mi? Açıklaması yüzüme bile bakmadı diyorum. Pislik bir şey gibi benden tarafa bile bakmadı. Egemen geldi herhalde. Adama da boşuna umutlar verdin. Egemen amcam babaya tosladı. Babam! Oğlum. Kızım. Sen bana nasıl yalan söylersin? İrfan'ın çıktığını bana nasıl söylemezsin? Deniz söylemiş işte, öğrendim. Bana sakın yalan söyleyeyim deme. Ben ne diyorum, ne oluyor? Dün akşam ballı lokmaydım. Bugün yüzüme bakılmıyor. Bütün gün kafayı yedim. Sakın benimle oyun oynama. Oyun falan yok Egemen. Gerçeği mi istiyorsun? Bundan sonra gerçeği duyacaksın. Dün iyiydik çünkü İrfan yoktu. Bugün değiliz çünkü İrfan var. Sen ne aşağılık bir insanmışsın ya. Sen ne aşağılık bir insanmışsın ya. Bana istediğini söyleyebilirsin Egemen. Umrumda değil. Ben oğlumun iyiliğini düşünüyorum. Anladın mı? İrfan Deniz'den vazgeçmedi. Deniz de hiçbir zaman seni baba olarak kabul etmeyecek. Allah belanızı versin. Senin de İrfan'ın da. Sakın. İrfan'ın ayağına taş değse senden bilirim. Deniz'i görmek mi istiyorsun? Hareketlerine dikkat edeceksin Egemen. Anlamıyorsun Eda. Ya Kudret'le birlikte olmuşlar. İhalede karşımıza çıktılar. İşte işimize taş koydu. Ya sen de Süleyman'la birlikte sapsa tıktırmadan önce düşünecektin bunu. Ya mesele sadece para ihale falan değil ki. Yani herkesten intikam almak istiyor işte. Benden alacağı bir intikam yok Egemen. Benden nefret ediyor evet. Haksız da sayılmaz. Ama beni üzmeye çekiniyor. Sırf Deniz etkilenmesin diye hesap bile sormuyor. Senden öyle bir intikam alır ki şaşırırsın.
Ben onun bu hayatta en değer verdiği şeyim. Oğlunun annesiyim. Onu üzecek bir şey yapmaz. Anlıyor musun? Sen kendi derdine yap. Ya Deniz'i senden koparırsa ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Beni paranoya sürüklemeye çalışıyorsun, yapma. Bak, İrfan'ın kimseye açması yok. Olmayacak da. Yani onun tek derdi Deniz. Yani Deniz'i senden benden koparmak. O aile babası, iyi kalpli İrfan yok artık. Bitti gitti, öldü, tamam mı? Gözünü aç Eda, rica ediyorum. Ya bir sabah uyandığında oğlunu odasında bulamazsan ne yapacaksın? Deniz'i alıp giderse ne yapacaksın? O yüzden Deniz için yan yana durmamız, birlikte hareket etmemiz şart. İrfan öyle bir şey yapmaz. İrfan öyle bir şey yapmaz. Sen öyle san. Deniz geçen dönem yaşadığı sağlık sorunlarının psikolojik olarak da üstesinden gelmiş. Tebrik ediyorum ikiniz de. Aslında bu süreci Eda sayesinde atlattık. O mükemmel bir anne. Yani Deniz de ben de çok şanslıyız. Birbirinize destek olmanız çok iyi. Deniz çok özgür ruhlu, bağımsız bir çocuk. Burada araya girmem lazım. Yani çünkü bana çekmiş, değil mi? Yani ben de öyleydim küçükken. Ama sizinle ilgili bir durum var Egemen Bey. Nasıl yani? Derste arkadaşlarına hep size anlatıyor. Babasını ne kadar çok sevdiğini, özlediğini. Babaya çok düşkün Egemen Bey. Elif Hanım, aslında o durum biraz karışık. Biz birlikte atlatabiliriz. Yani Deniz'in iyiliği için, mutluluğu için annesi de ben de hep onun yanındayız. Yani Eda da ben de onun için yaşıyoruz. Sizin gibi anne babası olduğu için çok şanslı. Benim tavsiyem Egemen Bey, baba ol, biraz daha çok vakit geçirmeniz. İrfan'la boşandığımız bile söyleyemedik. Dün gece bana babam nerede kalıyor diye sordu. Cevap veremedim. Ya bir çocuk doktoruna mı sorsak? Pedagog. Yani bir pedagoğa danışırız. Sen böyle her şeyle tek başına baş edemezsin. Yani üstesinden gelemezsin. Baş edemiyorum zaten. Niye bu tarafa dönüyoruz? Çünkü seni kaçırıyorum. Ege. Biraz hava alman lazım. Ya Funda evde dedin. Deniz zaten servise geri dönecek. Yani bahanen yok. Çok konuşma. Egemen abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun, böyle alayım size, buyurun. Şöyle mi geçelim? Buyurun, böyle alayım size. Buyurun yenge. Teşekkürler. Nasılsın abi? İyi, sen nasılsın? Kardeşin ne yaptı? Sağlığına duacıyız. Bir adım atmıyor ganyana. Çok şükür. Evlendirdik, yakında çocuğu olacak. Oh be, akıllandı kerata ha? Evet. Güzel. Sen bize önden bir kahve göndersene. Biri sade, biri az şekerli. Çeyrekten biraz fazla değil mi? Evet. Hemen yollayayım. Kahvaltı hazırlatıyorum Serpme. Olur. Hemen. Neydi şimdi bu? Ya kardeşini at yarışlarına kaptırmıştı. Bağımlı çocuk. Hani ailenin neyi var neyi yok hepsini satmış. Mahalle o zaman tanışmıştık. Ya merkeze yatırmak istiyorlar. Yatmıyor. İkna olmuyor. Ben biraz yardım ettim. İşte çocuğu bataktan çıkardık. Anlamadım yani ne yaptın ki? Bağımlılık tedavisi falan mı verdin? Arkadaşlara rica ettim. Dövdüler. Eğer merkeze gitmezsen seni her gün döveriz dediler. İkna oldu. Anladım, anladım. Teşekkürler.
Az pişmiş değil mi o? Bu abi. Tamam hanımefendiye. Sen az pişmiş seversin değil mi? Bu pankek var mı ya pankek? Hemen göndereyim. Ben. Tamam hadi gönder. Ya bu kadar çok şeyi kim yiyecek Egemen? Keşke sevdiğin her şeyi şu masaya koyabilsem. Mesela denizi, beyaz gülleri, yavru köpekleri, hanım eli kokusunu. Ya sen bu şiirleri edebiyat dergilerine falan da veriyor musun? Yoksa bir tek sosyal medyada mı kullanıyorsun? Seviyorum ama kimi, en tatlı birisini. Nasıl anlatsam sana? Beyaz güller, hanım elleri falan. Bayağı da iyi sıkıyorsun bu aralar. Niye ya? Sen hanım eli kokusu sevmiyor muydun? Hayır, bir kere o Manolya'ydı. Hanım eli değildi. Ayrıca pankek niye seveyim? 8 yaşında çocuk muyum ben? Onu Deniz sever. Deniz ne yapıyor acaba? Geldi mi? Abla, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Geldi mi Deniz? Geldi. Bahçeye çıkacağım dedi. Ben de yemek pişinceye kadar oynasın dedim. Bir sorsana bir şey istiyor mu? Sorsana bir şey istiyor muymuş? Deniz! Teyzeciğim! Deniz! Bahçedeymiş. Deniz yok. Ne demek yok? Dur panik yapma bu. Yine parka kaçmıştır. Ben hemen gidiyorum. Deniz yok yine kaçmış. Tamam dur sus. Sakin ol, sakin ol. Her yerde kamera var. Bulurum. Eda. Ablacığım, ablacığım bir çocuk gördün mü böyle sarışın? Sarışın 7-8 yaşlarında. Hayır görmedim. Abla. Abla. Yok. Nasıl yok? Yok görmemişler. Nasıl görmemişler? Yok. Allah'ım nereye gider bu çocuk? Delireceğim, delireceğim. Egemen. Egemen yok. Yok parkta da yok. Hiçbir yerde yok. Merak etme. Görüyorum şu anda. Dolanıyor. Bakalım nereye gidiyor? Şu diğer sitenin kamerasını açsana. Bir bakalım. Bizim özgür ruh nereye gidiyor? Bir bulalım ben onu göstereceğim. Özgür ruh nasıl oluyor diye. Oh, gel. Tamam geliyoruz. Gel abla gel. Bu evde kim yaşıyor? Dün eşyalar yeni geldi. Yeni biri taşındı. Bakayım hemen. Egemen burası kimin evi? Ya bir şey söylesene Deniz'in burada ne işi var Egemen? Allah'ım ya cevap verecek misin Egemen? Nereye götürüyorsun bizi? Oğlum ya. Ne arıyorsun sen bu evde? Hı? Bana sormadan tanımadığın insanların evine niye geliyorsun Deniz? Ev boştu. Pencere de açıktı. Ben de girdim. Tamam yapma ben anlatacağım. Bir daha ben yapma öyle şeyleri. Hadi, hadi. Hadi bakayım. Hadi. Oh be Deniz. Oğlum ya. Sen neredesin? Deniz'cim sen teyzenle eve git. Biz geleceğiz tamam mı? Egemen. Bir dakika anlatacağım. Niye anlatacaksın hadi ya? Burası İrfan'ın evi. Ne? İşte sana haber vermeden sessiz sedasız taşınmış. Yani çocuk ne düşünür, ne hisseder hiç bakmamış belli ki Deniz'e de haber vermiş. Böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Ben İrfan'ı senden daha iyi tanıyorum. Gördüm Eda. Gözlerindeki karanlığı gördüm. İntikam istiyor. Deniz'i istiyor. O yüzden çocuğu senden ayırır. Yok artık daha neler. Ya sen de farkındasın. Sen de hissediyorsun. Bu adam aynı adam değil, değişti. Tüm gece geldi, konuşmaya çalıştım.
Çok kötüydü Egemen. Onu daha önce böyle hiç görmemiştim. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Bekleyecek miyiz böyle? Ya bir gün okul çıkışı Deniz alırsa? Ha? Ki Deniz de gider seni bırakır. Ya oğlumuzu alır yurt dışına kaçarsa ne yapacağız? Ben bu İrfan'ı tanımıyorum. Eda bak, İrfan seni gözden çıkardı. Benden koparmak için Deniz'i de senden ayırır. Eğer Deniz'i kaybetmek istemiyorsan birlikte hareket etmeliyiz. Tarafını seçmen şart. Egemen, benim tarafım belli. Oğlum için ne iyiyse ben o taraftayım. Şimdi sen ne düşünüyorsun, ne yapacağız onu söyle. Aklımda bir şeyler var. Ay beni yorma Allah aşkına. Hı. Beni yorma. Şöyle açık açık söyle, nasıl durduracağız İrfan'ı? Akşama konuşalım mı? Egemen bak, sana güvenmeye mecbur kalıyorum. Beni pişman etme. Yine kumpas kurup hapse tıktırmayı düşünüyorsan aklından bile geçirme. İrfan'ın kılına zarar gelirse senden bilirim. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun kızım ya? Niye? Kıyamıyor musun İrfan'a? Evet, kıyamıyorum. Benim aklım almıyor ya. Gerçekten aklım almıyor ya. Ya kızım sen salak mısın ya? Bu adam seni istemiyor, seni sevmiyor. Ya Egemen, sen ne dediğinin farkında mısın ha? Ne dediğinin farkında mısın? Adamın hayatını mahvettik. Ne yapalım, canını mı alalım? Her ne yapacaksak İrfan'a zarar vermeden yapacağız. Anladın mı? Ya dur. Ben öyle bir şey söylemeyecektim zaten. Yani benim aklımdaki çok çok farklı bir şey. Yani dur. Evlen benimle. Neredeymiş yakışıklı aslan? Gizli saklı işler ha? Hiç merak etme, annene söylemeyeceğim. Tamam mı? Şimdi gel bakalım, çok güzel bir sürprizim var sana. Gel bakalım, gel. Buradayım seni! Ama hala ölmedim. Evet ama hala hayattayım, dur. Şimdi tam hop. Deniz. Oğlum. Sen ne yapıyorsun? Ben sana silahla oyun yok demedim mi? Egemen amcam aldı. Biliyorum, sana kızmadım zaten. Hadi geç odana. Geliyorum ben de. Egemen amcanla konuşmam lazım. Hadi yavrum. Çık odana, geliyorum ben. Bana bak, seni gebertirim. Sen kim oluyorsun be? O aptal düşüncelerini benim oğlumun kafasına sokamazsın. Hangi oğlundan bahsediyorsun? Aa, canımın içi. Sen hala Deniz'den mi bahsediyorsun? Bana bak, seni mahvederim. Eline şimdiden silah verip kendin gibi mi yapacaksın bu çocuğu? Ha? Kendimi savunmasını öğretiyorum. Öyle mi? Senin gibi kalleş olsun diye herhalde ha? Senin gibi korkak olmasından iyidir. Deniz? Ne oldu bebeğim? Babam içeride bekle dedi. Baban mı? Sana doğanda bekle oğlum. Sen niye silah alıp benim karşıma çıkmıyorsun da gidiyorsun araba frenleriyle şununla bununla uğraşıyorsun? Bak beceremediniz işte, karşındayım tekrardan. Sen o kadar beni öldürmek istiyorsan alırsın silahı, geçersin karşıma, vurursun, indirsin. Sen yat kalk bana dua et. Eğer hayattaysan, eğer Süleyman boynunu kırmıyorsa benim sayemde. Şimdi burada sana bir şey yapmıyorum. Çünkü oğluma kötü örnek olmak istemiyorum. Hadi be! İrfan! Thank you.
Ayrıl! Seni gebertirim! İrfan, İrfan kendine gel, sakin ol. İrfan Deniz içeride. İrfan, sakin ol. Bırak! Bırak Eda, bırak! Öldürürüm seni. Gebertirim diyor. Seni öldürürüm diyor. Bana bir şey olursa haberin olsun. Yemen yeter! Aslında beni öldürmeye kalkacaksın sensin be! Yeter artık! Araba pert oldu, arabanın frenleriyle oynamışlar. Nasıl çıktım içinden bilmiyorum. Ne? Başkasının karısıyla karıştırırsan işte bu olur. Sana defol git dedim. Süleyman'ı zor çıkıyorum dedim. Gitme sakin ol. Senin sonu yok. Öldürürüm seni. Egemen sus. Babam ne yapıyorsun? Egemen amcam senin arkadaşın değil mi? Niye kavga ediyorsunuz? Arkadaşı falan değil o benim. İrfan git buradan. Oğlum. Anneciğim gel. Gel içeri. Babayla Egemen amca şakalaşıyorlardı. Bu değil mi? Polis çağıralım mı? Tabii git aşkım. Yok. Gerek yok. Beyefendi kapının yolunu biliyor. Cihan, konuşmamız lazım. Müsait misin?